kelimelerle anlatmak mümkün değil. Daha evvel bahsinizi duymuştum ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Ben saraya gelmeden evvel sizi bilirdim sultanım. Sefarethanedeki bütün hatunlar giymeyinize hayran. Her fırsatta sizden konuşulurdu. Öyle mi? Ne derlerdi merak ettim şimdi. Ne giyseniz vaka olurdu. Kaç gün ne taktiğinizi, saçınızı nasıl yaptığınızı anlatırlardı. Çok değişik bir kuş gördüm. İnsan gibi konuşuyor. Matmazel Hanım'a. Size bir zat ile alakalı sualim olacaktı. Belki tanırsınız. Bir vakit buradaki sefarethanede görev almıştı. Tabii aynı vakitlerde çalıştıysak muhakkak tanırım. Bakıyorum da gözünü saatten ayırmazsın. O kadar mı sıkıldın misafirperverliğimden? Neden her şeyin seninle alakalı olduğunu düşünürsün bilmem. Lakin artık gitsem iyi olacak. Sultanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hünkârım, daha önce de arz etmiştim. Biraz erken kalkmam icap ediyor, müsaade ederseniz. Matmazel, hayırlı akşamlar. Bir düşünün. Geçenlerde bir gün Petersburg'da bir er sokakta çarımız ile karşılaşmış. Çar ona nereden geliyorsun diye sormuş. Er de depodan majesteleri demiş. Çar da ona aptal depo kelimesinin böyle bir eğilimi yok demiş. Erse çarımızın önünde her şey eğilir diye cevap yetiştirmiş. Ertesi gün bu er binbaşı olarak uyanmış. Bence Rusya ve Osmanlı'nın birçok ortak noktası var. Bu kadar da fazla. Matmazel Anna, ben ne dedim ki şimdi? Fettan Hatun'a. Ah hünkârım, ne kadar gençsiniz. Ah sultanım, ne kadar malumatlısınız. Ah keşke gitmek mecburiyetinde olmasam. Şibbet kadın. Her şeyin bir adabı var canım. Hünkârdan. İstemem, yan cebime köy. Demez ki bir dur hatun, kendini gel diye. Bir harem dolusu çareye yetmedi. Bir Tatyana noksandı. Neler ben böyle düşünüyorum. Bana ne ki bütün bunlardan. Siz ne vakittir oradasınız? Beni bırak. Asıl sen ne vakittir buradasın? Neden içeride değilsin? Hiç. Hava almak istedim biraz. Anna. Hünkârım bana kalırsa siz bu hatundan uzak durmalısınız. Hangi hatundan? Canım yok mu şu? Tatyana işte. Sebep? Bekle obali. Ziyadesiyle üstünüze gelir. Yani hünkârımıza böyle muamele etmesi bana hiç doğru gelmiyor. Bak sen. Evet. Kim zannediyor kendini bilmem. Lakin birinin haddini bildirmesi lazım. Hayret yani. Anne sen beni kıskanır mısın? Efendim? Bence sen beni hayli kıskanırsın. Kim? Ben mi sizi kıskanıyorum? Yok hünkârım, siz yanlış anladınız herhalde. Neden ben kıskanayım sizi? Ne hademe? Nasıl isterseniz böyle davranırsınız nihayetinde. Elbette. Lakin şu an senden bahsederiz. Ortada bir şey yokken bu hatuna olan bunca öfken... Benim öfkem kıskançlıktan değil ki. Adab-ı muaşereti mugayir tavrı. Fevranım ondandır. Adab-ı muaşereti bu kadar ciddiye aldığını bilmezdim.
Hele ki senin de kaideleri hayli zorladığın düşünülürse. Aa tabii ya. Sen kıskanmayı pek iptidai bulurdun. Öyle demiştin değil mi? Öyle demiştim değil mi? Gene de öyle düşünürüm. Kıskandığını kabul etmezsin yani. Mümkün değil, etmem. Dediğim gibi size öyle gelmiş. Peki, madem öyle dersin, öyle olsun. Hünkârım, ziyadesiyle üşüdüm. Müsaadenizle içeri geçeceğim. Kaç bakalım güvercin. Kaç. Yarın silahı deneyeceğimiz için hayli heyecanlıyım. Umarım sizi de heyecanlandırmaya muvaffak olurum. İnşallah Sergey. Zira yapacak çok işimiz var. Bir an evvel diğer safhalara geçmek lazım. Böyle bir adamın eşi olmak mutluluk verici olmalıdır. Genç ve yakışıklı, hem de bir cihan devletinin yönetir. Tatyana, izninle haremini hatırlatmak isterim. Ne var bunda? Lütfen. Sanki Rusya'da, Avrupa'da erkeklerin hiç metresleri yokmuş gibi. Hem düşünün, tüm hayatını tek bir kadının yanında geçirmiş bir hükümdar. Olmuş mudur? Ben böyle bir şey zinhar kabul edemem. İnsan sevdiğini başkasıyla paylaşır mı hiç? Mümkün değil. Öyle mi? İlginç düşünceleriniz varmış. Ah Musa, ne kadar asude bir gün değil mi? Halit Efendi'nin yokluğu hemen anlaşılıyor. Öyle ya. İnşallah gidişi de ebedi olur paşa. Amin. Hayırlı günler Zahira. Hayırlı günler Halit Efendi. Lakin bu toplantıya davetli değilsiniz. Nasıl olur? Bir yanlışlık olmalı. Destur Sultan Mahmud Han Hazretleri. Hünkârım. Yanlışlık yok Halit Efendi. Anlat paşa. Burada vaziyet nedir? Rumların isyanı tamamen bertaraf edilebilmiş değil hünkârım. Lakin orduyu Humayun'umuz canla başla gaza eder. Hüsrev Paşa'dan haber var. Tüfenk ve top takviyesine ihtiyaç olduğunu bildirmiş. Âlâ. Neye ihtiyaç varsa tez tedarik ve nakledilsin. Baş üstüne hünkârım. Namık Paşa, Fettah denen hainden bir emare var mıdır? Her yerde aranmakta hünkârım, lakin bulunamadı. İrademdir. Bostancılara haber salın. Tellallar çıkarsınlar. Fettah denen haini bulup ölü ya da diri getirene büyük mükafat verilecektir.